Evet, ben dahil sevgili yaylar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 8-14 Temmuz arasında biz yayları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım, ilk kartımızda başlayalım. Arkadaşlar, Ocak ayı şeytan, güçlü arkandır. Arkadaşlar, bu dönem birazcık kendimizi baskı altında, kısıtlanmış olarak hissedebiliriz. Yani bu ilişki konusunda olabilir, iş konusunda olabilir, toksik bir ilişkiniz varsa. Ve aslında şeytan kartının en büyük özelliklerinden biri de uyarır aslında. Der ki, bu dönem herhangi bir şeyin aşırısına kaçma. Çünkü bağımlılık eşiğin çok yüksek der. Yani yemek, alkol, sigara gibi. Ve ekstradan da şöyle diyebiliriz bununla alakalı. Der ki, bu kart bizlere, bakın zaten boyunlarındaki şey gevşek, zincir. Yani diyor ki, sevgili yay, yani istesen boynundan çıkartıp atıp kurtulabilirsin ama sen istemiyorsun. Aynı zamanda libidomuzun yüksek olacağı bir dönem. Aynı zamanda da ilişkide üçüncü bir kişiyi, metresi sembolize eder bu kart. Hadi bakalım ikinci kartımız. Gene metres çıktı. Kılıçların üçlüsü, kalp kırıklığı. Ve bu dönem kayıp. Kayıp derken arkadaşlar, bu dönem eşyalarınıza, değer verdiğiniz şeylere birazcık dikkat etmenizde fayda var. Kaybolabilir. Önceden söyleyeyim. Ve bu kart der ki, yani her ne olursa olsun ilerle. Yani ilişkide kavgayı sembolize eder. İş arkadaşlarıyla kavgayı sembolize eder. O yüzden de fakat bu kartın en büyük özelliği de şeydir. Tamam, bunları yaşayabilirsin ama bunlar aslında bir plan. Planın bir parçası, çünkü hayatına yer açmak için bunları yaşıyorsun. Daha iyisine layık olduğun için der. Hadi bakalım son kartımız. Biz yaylar için şöyle arkalardan bir tane çekeyim. Çat. Kupaların dokuzlusu. Kupaların dokuzlusu da nedir? Memnuniyet. Duygusal olarak dolu dolu hissetme. Kendi başarın der. Kendinle gururlanmayı sembolize eder. Dileğin kabul oldu der. Ve ekstradan ne diyebiliriz? Ne planlıyorsan çok daha iyisi olacak der bu kart bizler için. Ve bu dönem ne istediğini bilen bir yapıya sahip olacağımızı aynı zamanda sembolize eder bu kart. Evet, ben dahil sevgili yaylar, bizler için 8-14 Temmuz arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Temmuz ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.